Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Kamu çerçeve sonrası kamu işlerinin büyük bir mağduriyeti ortadan kalkılıyor. Gelin detaylara birlikte bakalım arkadaşlar. Bilgilendirme. Aşağıda 2021-2023 kamu çerçeveli ilişkili iki adet sözleşme görmektesiniz. Bu iki sözleşmede işaret detaylar gözden kaçırılmaması gereken ince bir detay vermektedir. Örnekleyerek devam edelim. Ocak başlangıçlı 2020 sözleşmesinde, İkinci yıl ilk 6 ay dönem zammı artı enflasyon farkı 31 Aralık 2021 ücretine uygulanıyor ve zam sonrası yemeğe asgari ücretin altında kalıyorsa yemeğe asgari ücrete çekiliyordu. Aynı durum diğer işaretli dönemler için de geçerliydi. Bu durumda dönem zamları asgari ücret seviyesinde olan yemeğler için heba oluyordu. 2023 kamu çerçeve protokolünden sonra bağıtlanan sözleşmelerde bu durum ortadan kalkmış oldu. Yani ücretler Ocak ve Temmuz aylarında asgari ücretin altında olursa önce asgari ücret seviyesine çekilecek ardından dönem zammı oluşursa enflasyon farkı uygulanacak. Kısaca asgari ücret artışı ile etkisini kaybeden ücret zamları bir nebze fark edilir hal alacaktır arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bu çok gözlerden kaçtı ama yeni sözleşmelerde bu hata giderildi. Bunu zaten ilk başta da böyle bir hata yapılmaması lazımdı. Yoksa zamlar heba alıyordu direkt asgari ücret seviyesine kalıyordu maaş zamları, maaşlar daha doğrusu şimdi bu düzeltildi aradaki fark asgari ücretin üzerine ekleniyor ve işlerin maaş zamları tam, daha fazla oluyor arkadaşlar hayırlısı olsun bu fark düzeltildi dediğimiz gibi bu aradaki büyük mağduriyet giderildi işte adına güzel bir haber oldu bu örneği de sizlere vermek istedik bu mağduriyette ortadan kalktı an itibariyle arkadaşlar Bizi Instagram'da da takip edin. Kamuşça ben Instagram sayfasının linki video altına bıraktık. Tıklayın. Instagram'da da bizi takip edin arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. tekrardan hayırlı uğurlu olsun.